Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 gün önce saç ekimini yaptırdık. İlk yıkamamızı hekimimizde yaptırdık. Ve ardından şimdi evdeki yıkama nasıl gerçekleşiyor saç ekiminden sonra bunun videosunu çekeceğiz. Hem biz saçımızı yıkayacağız hem de sizlere bir yol gösterme tarzında bunu göstermiş olacağız. Arkadaşlar bunu tek yapmanız çok zor. O yüzden yanınızda birinizin bulunması gerekiyor. Evde ailenizden birinin olması, yakınlarınız da olabilir. Benim eşim burada. Gördüğünüz üzere nemlendirici, Pantenol denilen bir nemlendiricimiz var. Hekimimizin tavsiyesiyle aldık bunu. Öncelikle bunu eşim, saçımın şu alım yapılan ve komple ekim yapılan tüm her yerine uygulayacak. Ve ardından 2 saat bekleyeceğiz yumuşamasını. Yumuşadıktan sonra ise şampuanla yıkama işlemine geçeceğiz. Hadi o zaman başlayalım ilk evreye. Evet, nemlendirici uygulama işlemi bu kadar. Bunu yaklaşık 2 saat boyunca güzel bir şekilde yeni greftlerimin ve alım yapılan bölgemin emmesini bekleyeceğim. Hem o bölge nemlenecek, hem daha havadar hem de daha yumuşak olacak. Çok yumuşak bir doku olacak. Ardından yıkama işlemine geçeceğiz. Yıkama işleminde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, nemlendirici köpüğümüz Pantenol'ü kullandıktan sonra köpük iyice kafamızda 2 saat durdu ve gerekli emme işlemini sağladı. Kafa derimiz şu an gayet yumuşak, gayet hoş bir kıvamda oldu. Artık yıkama işlemine geçebiliriz. Evimizdeki ilk yıkama işlemini yapabiliriz. Bunun için yine doktorumuzun tavsiyesiyle almış olduğumuz bir şampuanımız var. Zaten bu malzemelerin hepsini ayrı bir videoda arkadaşlar tek tek size detaylı olarak anlatacağız. Şimdi yıkama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım ilk yıkamamız nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Öncelikle havluyu boynuma yerleştirdik. Sürmüş olduğumuz o köpüğü gidereceğiz öncesinde. O köpüğü durulama işlemi. Suyumuz biraz sıcak gelmiş. Biraz daha soğutalım. Çok sıcak suyla yıkamıyoruz. Ilık. Hatta biraz soğuğa yakın suyla yıkıyoruz. Ve derecesi düşük olacak biraz. Çok tazikli suyla yıkarsak tahriş edebilir. Şimdi nasıl yıkacak? Evet. Yıkama işlemimizi arkadan öne doğru yapıyoruz. Önce bu suyla duruluyorum ki daha önceden sıkmış olduğumuz köpüğü bir gitsin. Suyunu her yerine tutuyorum. Şampuan alabilir miyim? Şöyle biraz şampuan döküyorum. Bir miktar. Bir kelime yediriyorum. Sonra donör alınan bölgeye güzelce şampuanı yediriyorum. Buraya istediğim gibi dokunabilirim. Küçük yuvarlaklar çizerek bu şekilde yıkıyorum. Ama ekim yapılan alana yavaş yavaş dokunarak şu şekilde şöyle dokunup çekerek dokunup çekiyorum. Bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Çünkü buralar çok hassas olduğu için doktorumuz bu şekilde yıkanmasını söyledi. Ama arka tarafa küçük daireler çizerek yıkayabiliriz.
Gayet iyiyim. Yine de yavaş ve dikkatli olmaya özen gösteriyorum. Her iki tarafa da. Biraz daha yumuşatıyorum ellerimi ve kırpıyorum arka tarafına. Ön taraf ve tepe bölgesi, yani ekim yapılan bölgelere dokunup çekiyorum. Dokunup çekiyorum. Bu şekilde, şöyle. Biraz kafanı kaldırır mısın? Bu şekilde. Bir iki dakika yine bekleyip şampuanın güzelce kafamda emmesini bekleyeceğiz. Ardından yavaşça durulama işlemine geçeceğiz. Arkadan öne doğru her zaman. Arkadan öne havlumuzla yüzümüzü kurulayabiliriz. Ancak saçımızı asla arkadaşlar. Saçlarımızı kurulamak için peçete kullanmamız lazım. Kağıt havlu. Şöyle bir miktar koparıyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde dokunup çekerek hafif hafif. Çok uzun süre tutmayın. Bu sefer kağıt havlu saç derisine yapışabilir. Bu şekilde yavaş yavaş hareketlerle bastırarak yavaşça. Evet arkadaşlar, yıkama işlemimiz tamam, gayet güzeldi benim için. Bir masaj niteliğinde bir yıkama oldu, gayet de rahatladım. Yani bu işlemi her akşam yapmak hem rahat bir uyku çekmemizi sağlayacak, hem de kafa derimizi yumuşatacak, hem de yeni greflerimizin saçımıza daha iyi uyum sağlamasını sağlayacak. Şimdi arkadaşlar kremleme işlemine geçeceğiz. Donör alınan bölgelerin kısa sürede iyileşmesini sağlayan kremlerimizi o bölgeye nasıl yedireceğimizi göreceğiz. Arkadaşlar yıkama işlemimiz bitti. Güzelce kurulama işlemini yaptık. Şu an kafelerim adeta bayram ediyor diyebilirim. Çok rahatım. Sıradaki işlemimiz tabii ki donör alınan kısmı maalesef hala yaralı. Daha çok yeni. Bu yüzden de buranın hemen iyileşmesini istiyorum. Ki inşallah da öyle olacak. Çok dikkat ediyoruz buna. Şimdi doktorumuzun bize vermiş olduğu bir Furakin ve Fito kremimiz var arkadaşlar. Bu kremlerimiz tamamen doktorumuzun tavsiyesiyle alınmış kremlerdir. Kafamıza göre aldığımız kremler değildir. Bu kremlerimizi şimdi donör alınan bölgeye sürme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Müzik.
saç ekiminden sonra doktorumuzdaki ilk yıkamadan sonra evde ilk yıkamamızı gerçekleştirdik. Bunun için gerekli adımlarımızı gördük. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar saç ekimi yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bununla alakalı çok önemli notlarımız olacak. İzlemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Biz de sizlere bu konuda daha iyi, daha net fikirler vermeye çalışıyoruz. En azından bu işi düşünen, saç ekimi yaptırmayı düşünen arkadaşlarımız olur. Onlara bir nebze yardımcı olabilirsek bu konuda biz de kendimizi çok mutlu hissederiz. Çünkü maalesef ülkemizde bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Yani insanların duyguları çok suistimal ediliyor. Bizim istediğimiz insanların duyguları suistimal edilmesin. Herkes mutlu olsun. Amacımız tamamen bu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.